Şimdi buraya bir tur daha yabancının gelmesi lazım. Bu yabancı gelir mi? Bence gelir. Ama gelirse nereye gelecek? Ha, şimdi burada bir soluklanmamız lazım. Yani bu hikaye değişti. Kartları tekrar dağıtıyoruz dediğimiz dönemdeki o banka holding iştahı çok, daha doğrusu ya orada bir getiri elde edildi. Ve bu insanlar belli ki yabancılar, şey, yaklaşık 7 haftada 2 milyar dolarlık malını da satıyorsa, nette satışta çıkıyorsa 2 milyar dolar, belli ki bu insanların çoğu karlarını realize ediyorlar. Ve aslında bankalarla ilgili olumlu raporda gelmesine rağmen. Yani bunların bir kısmı parayı alıp çıkmış olabilir. Bir kısmı kenarda düşse de biraz alsak diye bekliyor olabilir. Ya da farklı bir finansal üründe pozisyon almış ya da almayı bekliyor olabilirler. Ama buradan sonraki hikaye, bir daha söyleyeyim. Ben yabancının buraya geleceğini, hatta gri listeden çıkışın, biz bazen fazla tez canlı davranıyoruz. Yani bugün çıktık, işte cuma çıktı, pazartesi para gelsin falan gibi. O işler pek öyle olmuyor. Tam da bir Ama buraya... arkadaşımız hatırlatmış işte böyle en sevdiğim izleyici tarzı böyle çak diye nerede kalmıştık dediğinde söyleyiveriyor. Para girişinde kalmıştık. Neden olmuyor da kaldık diyor. Medcezir rumuzunu kullanıyor Teşekkür arkadaşım. ederiz arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla ben buraya paranın geleceğini düşünüyorum, ama geldiğinde para bence yine BIST 30'a gelecek. O zaten neredeyse bu işin alfabesi, yani olmazsa olmazı gibi bir noktası. Ama bu turda gelecek para eski motivasyonla, eski momentumla bu sefer banka ve holdinglere gelmeyebilir. Şimdi burada bir başka sorun ortaya çıkıyor. Aslında yılbaşında bunu da konuşmuştuk. Uygulanan politika bu enflasyonu düşürmek üzere bir miktar iç talebi de zayıflatan bir politika. Hep ne konuşmuştuk? Buradaki enflasyon konusunda iki patika, yani iki ne derler, yöntem var hükümetin. Bunlardan bir tanesi kur stabilizasyonu, yeni bir kur atağı ve kur geçişkenliğini sağlanmaması. İki, talebi kırmak. Talebi kırmak için faiz bir yere kadar geldi, orada da duruyor. Ben bir daha söyleyeyim, ben son, hatta Eylül gibi bir faiz artışı, faiz indirim döngüsüne başlanacağını düşünüyorum. Ama reel sektöre baktığımda çok ciddi bir yavaşlamanın olduğu, bir soğuma sinyali geliyor. O zaman ne olacak? Bu şirketleri, ki işin içine bir de enflasyon muhasebesi girdi. Yani artık konu elma ile armut oldu. Yani önüne gelen mali tabloyu açıklayabilir, kıyaslayabilir, anlaşılabilir şekilde bir yorumlamanın dışına çıkıyor konu. Çünkü önünde bir tanesi enflasyon muhasebesi uygulanmış, bir tanesi uygulanmamış bir şey var. Mali tablo var. Yani hem enflasyon muhasebesinin yorumu zorlaştırması, hem de iç talebin reel taraftaki talebi kırmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde gelen bilançolar çok da iyi bilançolar olmayacak. Dolayısıyla hedef fiyatlar, hedef endeks olarak bakıldığında aslında ortada ciddi bir getiri sunan bir piyasada yok, ya da risksiz getiriyi yenebilecek, burada bir cazibe sunabilecek bir endeks hedefi araştırma bölümleri ortaya koyamıyor. Burada ortaya konabilecek şey işte kimi zaman sektörel gelişmeler, kimi zaman o sektörlerin şirket bazlı gelişmeler. Yani en şeyini söyleyeyim, ne derler ona, işte şu Çinli şeyin, otomobil üreticisinin, BYD'nin Evet. bugün Türkiye'de yatırım yapmış olması, bu sürecin başlamış, hatta herhalde imzalandı da, bir kısa tatilden geldiğim için yanlış da bir şey söylemeyeyim, şeyde baskı yaratıyor. İşte Tofaş gibi, Doğaç gibi, Türk Traktör gibi, Ford Otosan gibi hisselerde baskı yaratıyor. Yani sektöre önemli bir rakip geliyor. Çinli marka, dolayısıyla rekabet avantajı, dünyaya erişimi falan filan. Orada zaten otomotiv tarafı dayağı yediği anda o şirketlerin üç tanesi zaten Koç Holding iştiraki. Hop, burası dönüyor, Koç Holding'e şey yapılıyor, satış geliyor. Onun için şunu söyleyeyim, ben pozitifim. Ama teknik olarak bugünkü kapanışı çok beğenmediğimi söylemek isterim bir kere. Yani 10.780'in altındaki bir kapanış teknik açıdan kısa vade bize satışın bir süre daha devam edebileceğini gösterir. Bir şey söyleyeceksen Yok yok devam et lütfen. söyle. Ama ben yönü yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama burada çok hızlı para kazanmak, çok hızlı getiri elde etmek kolay değil. Biraz şöyle olur bazen yani. Borsa bıktırır. Böyle elinde artık hisse seni tutmaktan sıkılırsın. Hay lanet olsun, ben niye geldim borsada işlem yaptım? Niye bu kağıdı aldım? Niye bu sektörü seçtim?
diye homurdanmaya başlarsın. Ondan sonra böyle bir yerde bir bıkkınlık hali gelir. Ya lanet olsun deyip satarsın elindeki malını ve ondan sonra bir bakarsın ki en ucuz fiyattan sen satmışsın. Bugünler biraz sabırlıların tekrar para kazanabileceği bir şey, süreç. Ama hisse seçimi bence son derece önemli. Bakın arkadaşlar, konjonktür çok hızlı değişiyor. Bunu takip etmeniz lazım. Yani bizler aracı kurumlar, info yatırım, araştırma ekibimiz hepsi çalışıyor. Bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor ama bazen bir şey oluyor ve dün dediğimizin artık bugün geçerliliği ortadan kalkıyor. Demin anlattığım konu, yani aslında işte otomotiv değil mi? Doğaç, Tofaş, işte Ford Otosan, koy yanına Türk Traktörü, bunlar mutlaka portföylerde olmalı falan diye anlatılan hisseler gelen bir haberle, bir yatırım haberiyle birlikte elinde bu hisse senedi olan insanlar işte bir süredir sıkıntıdalar. Keza diğer taraftan işte Ereğli başta olmak üzere Kardemir iyi performans göstermişti. Çin'den gelen fiyatlamadaki bozulma bir satış baskısı altına aldı. Artık böyle ya şu şeyi yapacağız, hep anlattığım bir portföy ve yani ne olursa olsun ya bu benim portföyüm, yukarıda gitse satmam, aşağıda gelirse almam, yani imkanım oldukça eklerim. Dolayısıyla ben burada uzun vadeciyim demek. Ama bugünler bence yatırımcılara, özellikle yani çok ilgilenemeyen, profesyonel olmayan yatırımcılar diyeyim o gruba, onları bence biraz daha fonlara yönlendiriyor. Çünkü bu haber akışları, piyasanın işte neye tepki göstereceğini önceden sezebilmek, mesleki tecrübeyle daha fazla zaman ayırdıkları için işleri bu. Oradaki dönüşümler fonların içinde daha kolay oluyor. Büyük ihtimalle bir ay sonra açıklandığında fonların içindekilerin önemli bir kısmının tamamen tahminimi söylüyorum bu arada, öyle olmayabilir elbette, otomotiv tarafındaki ağırlıklarının mesela azaldığını göreceğiz. Ama sen bunu sokaktaki vatandaş olarak ya da işte borsa yatırımcısı, yani bir doktor olabilirsiniz, ne bileyim öğretmen olabilirsiniz, bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Yani bu sizin asli işiniz değil ki. Sabah 9.50'de piyasanın başına oturup da akşam 18.15'te kalkmıyorsunuz ki. Onu yapabiliyor olsanız bile okuduğunuz haberi yorumlamanın da bir mesleki tecrübesi var. Bunları yapamadığınız anda bir miktar sorun yaşanıyor. Ha bu arada bence şöyle bir sorun var. Özellikle yani biz hangi aydayız? Temmuz. Hadi 3-4 aylık zamanda diyeyim. Çok uzun zamandır ben böyle bir yatırımcı kitlesi görmedim. Herkes halinden şikayetçi. Yani altın almış yatırımcı şikayetçi. İşte dövize olan yatırımcı şikayetçi. Borsada olan yatırımcının büyük bir kısmı şikayetçi. Parasını mecbur kaldığını düşünüp TL'ye koyan, yani bankada mevduat yapan ama aldığı getiriden de aslında memnun olmayan, ya mecbur kaldık bu enflasyon ortamında bu getiri neye yeter ki diyen şikayetçi. Şimdi dolayısıyla böylesine hangi finansal üründe olursa olsun memnuniyetsizliğin arttığı dönemlerin sonunda bir tanesi buradan sıyrılır ve gider. Biri ya da ikisi. Şu andaki görüntü çok da sanki o sıyrılacak olan dövizmiş gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bu arada Osman Twitter Space'ten de videomuzu canlı olarak yayınlıyor. Dolayısıyla oradan gelen sorular da var, buradan gelen sorular da var. Bildiğiniz üzere arkadaşlar tek tek hisse konuşmuyoruz Mert Yılmaz'la birlikte ama genel itibariyle makro bazda soracağınız sorular varsa onları konuşabiliriz. Twitter Space üzerinden gelen soruları da, buradan gelen soruları da takip ediyorum.